Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 6. haftası 8. videosundayız. Yani benzerliğin 6. videosundayız arkadaşlar. Daha doğrusu bu haftanın son videosundayız. Bitiyor arkadaşlar. Önemli bir şey işleyeceğiz. Son şey o da çok önemli. Kelebek benzerliği. Hadi bakalım isterseniz dersimize başlayalım. Gençler bu dersimizde kelebek benzerliğini işleyeceğiz. Kelebek benzerliği de aslında bilmeseniz yine kendiniz çıkartabilirsiniz ama bilmenizde Temel orantıdaki gibi bilmenizde fayda var. Bize pratiklik sağlıyor. Hocam bilmesek nasıl yapacağız? Bak şimdi paralellik verilmiş ya. Bütün sorular genelde neyden, nereden çıkıyor? Açı açı açıdan çıkıyor. Genelde. O yoksa kenar açı kenar. O da yoksa kenar 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 benzerliği demiştik zaten. Öncelikle açılara dalalım bakalım. Hocam nokta açısıysa Z'den dolayı nokta açısı. Hocam çizgi açısıysa Z'den dolayı çizgi açısı. Hocam buradaki açılarda birbirine eşit. Bakın iki üçgen şu üçgenli şu üçgenli oldu arkadaşlar benzer. Çünkü bütün açılar eşit. E aynı açının karşısındakileri oranlayalım. Hocam çift çizginin karşısı A'nın çift çizginin karşısı X oranı. Bakın A bölü X eşittir. Noktanın karşısı B'nin noktanın karşısı Z'ye oranı. B bölü Z'ye eşittir. Bakın yazmışız buraya. Sonra çizginin karşısı C'nin çizginin karşısı Z'ye oranı. Yani yukarıdan aşağı oranlama C bölü Y'ye oranına eşit oldu. Evet gerçekten de yukarıdan aşağı oranlama A bölü X, B bölü Z, C bölü Y'ye eşit oldu. Peki biz bunu kelebek olarak nasıl kodlayacağız? Thales amca bunu söylemiş. Artık demiş yani şey yapmanıza gerek yok. Haklı da adam yani. Açı 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 benzerliğinden uğraşma. Paralellik olduğunda direkt kelebek benzerliği varsa kelebek ya da kum saat diye, diye Kum saati varsa kum saatini uygula. Kum saat dediğimiz nedir? Yukarıdan aşağı oranlamalar birbirine eşit olacak. A bölü x aynı doğru üstündeki b bölü z'ye eşittir. Bak tekrarlı yok burada. Ve aynı doğru üstündeki C bölü Y'ye eşittir arkadaşlar. Oranlama bu. Kelebek ince ayrıntıdır. Soru da kelebek varsa ilk başta kelebeğe yoğunlaşacaksınız. Kelebek mesela illa şöyle olmak zorunda değil. Bir de bu arada hocam bu da kelebeğe benziyor ama kelebek için ön koşulumuz nedir? Karşılıklı kenarların birbirine paralel olması lazım. Bak kelebeğe benziyor. Birbirinin simetriği aslında ama e, aslında kelebeğe en çok benzeyen bu şekil ama kelebek benzerliği diye tanımladığımız bizim karşılıklı kenarlar paralel olmak zorunda. Yani şunu şöyle uzattım mesela şöyle paralellik varsa ya yukarıdan aşağı oranlama ya da atıyorum 4 bölü 8. Hocam soldan sağa 4 bölü 8 oran varsa aynı doğru üstünde A'ya 2A aynı doğru üstünde B'ye 2B şeklinde yazabilirsiniz. Çünkü 1'e 2 oran var 1'e 2 1'e 2 oranı bu şekilde yazacağız. Tekrar yok arkadaşlar ince ayrıntıdır. İlk önce kelebeğe bakacaksınız arkadaşlar. Geldik örnek 43'e. Şimdi paralellik verilmiş mi verilmiş? Öncelikle kelebek benzerliği var mı? Var. Önce ayrıttır zaten. Buna dikkat edeceğiz. Kelebek benzerliğinde bir oran var mı? Var arkadaşım. Yukarıdan aşağı oranlama 4 bölü 8. Hocam 1'e 2. Şuradaki oranlamayı yazsak bir işimize yarıyor mu? Yaramayacak gibi. Ama 1'e 2 oranlamada şurası k iken buraya 2k yazarsak en azından büyük üçgendeki 6 ve eksi kullanabilirim. Büyük üçgende de aynı zamanda bunlar birbirine paralel değil mi arkadaşlar? Paralel temel orantı var yani. Yani 6 bölü tamamı bunlar paralel sivrilen yer burası. Yani 6 bölü 6 artı x eşittir. K bölü 2k diyeceğiz. Ve x'i buradan bulacağız arkadaşlar. Ama dikkat edin arkadaşlar paralellik var. 1'e 2 oran varsa direkt ort taban yok mu? E direkt ort tabandan dolayı da x e 6 diyebilirsiniz. Evet örnek 43'ün cevabı 6 çıktı geldi örnek 44'e. A hocam kelebek benzerliği var deyip sakın burada kelebek benzerliğinden bahsetmeyin. Kelebek benzerliğinin daha net görebilmeniz için karşılıklı paralel doğruların üstünü çizin. Hem temel orantıda hem de kelebekte çok işinize yarayacaktır. Arkadaşlar şunlar paralel değil ki kelebek benzerliğini burada uygulayamazsınız. E ne yapacağız hocam? Paralel doğruların üstünden geç bak şimdi daha net bir şekilde fark edeceksin. Hocam bu ve bu paralel. Ha, iki paralel doğru arasında. Hocam temel orantı var bir kere. Şuraya baktığınız zaman. Büyük üçgende. Ama bir de ince ayrıntı neydi? kelebekti. Şurada da bir paralel doğrular arasında bir kelebek var mı arkadaşlar? Var. Zaten sayılar beni buraya yöneltiyor. Baksanız ya. Bak 2'ye 6 var. Kelebeklik oran yukarıdan aşağı 2 bölü 6. Yani hocam 1 bölü 3. O zaman burası k iken burası nedir? 3k. Buraya bir oran yazsam bir işime yaramayacak gibi. Zaten bunlar eşit verilmiş ya, Buraya yazacağımız belli. E hocam bunlar da eşit verilmiş. O zaman burası da k. Şimdi x'e baktığımız zaman büyük üçgenin elemanı arkadaşlar şunlar birbirine paralel değil mi? Paralel. Temel orantı var mı burada? Var. Yani paraleller nereye doğru sivriliyor? Buraya doğru. Sivrilen yerden tekrarlı. Şunlar için içine girdiği için x bölü x artı 8 eşittir k bölü 3k diyeceğiz. K'lar gitti işler dışlar. 3x eşittir x artı 8'den. 2x eşittir 8'den. X'i de buradan kaç buluruz arkadaşım? 4 olarak buluruz. Evet örnek 44'ün cevabı böylelikle 4 çıktı. Geldi örnek 45'e. Bak sayılar kendini belli ediyor. Şu artık şunu yapın. Şu paralellerin şöyle üstünden geçin arkadaşım. Şöyle çizin. Hocam x'e ve 10'a mı bakacağız? x'e ve 15'e mi bakacağız? Bak sayılar burada 10 ve 15. Seni nereye itiyor? İnce ayrıntıya. Kelebeğe itiyor. Yani şurada bir kelebek benzerliği var mı arkadaşlar? Var. O zaman bu sayılardan dolayı öncelikle kelebek benzerliği yapmak daha mantıklı. Ha, bak burası atıyorum 6 burası 10 burası x sorulmuş olsaydı o zaman şu paralelliklere temel orantıya yoğunlaşırdık mesela değil mi? Dikkat edin ne verilmişse ona göre yoğunlaşacağız. Kelebek benzerliği. Hocam soldan sağa kelebekteki oran kaç? 10 bölü 15. 10 bölü 15 dediğimiz nedir? 5'e böl 2, 5'e böl 3. Hocam soldan sağa 2 bölü 3. Aynı doğru üstünde 2 bölü 3 oran vardır. Ya da burada 2 bölü 3 oran vardır. Aynı doğru üstünde. E şimdi ne yapacağız? X'e yoğunlaşın. Hocam X'e yoğunlaştığımızda bu ve buna yoğunlaşırsan şu temel orantıyı görürsün. Şuradaki değil mi? Eğer sen burada hocam bu X ve 15'e yoğunlaşırsan eğer şuradaki temel orantıyı fark edersin. Yeter ki nereye yoğunlaştığına bak. Ne bilgi verilmiş o. Bilgiyi kullanmaya çalış. Hocam ben şunu yapayım. Bu x var. E ona baktığımız zaman hocam şurada bir temel orantı çıktı mı çıktı. Şununla şu birbirine paralel. Temel orantıda paralellikler nereye doğru sivriliyor? Bakın buraya. Yani kelebek ve temel orantı iç içe. Genelde de iç içe soruluyor zaten. Dikkat edin. Şuradan başlıyorum. Şunun tamamının oranı. 3B'nin 5B'ye oranı eşittir. X bölü 10 diye midir arkadaşım? Evet. 5'in 2 katıysa 3'ün 2 katı. X buradan kaç olur arkadaşlar? 6 olur. Evet örnek 45'in cevabını böylelikle 6 bulduk. Geldik örnek 46'ya. Paralel doğrular verilmiş. Öncelikle şu paralel doğruların üstünden geçin. Sakın. Yoksa hocam şurada kelebek var falan filan dersiniz. Benim canımı sıkarsınız. Dur bakayım. Paralel doğruları çizdin. Hocam e, 9'a baktığımız zaman büyük üçgen temel orantı var. X'e baktığımız zaman da X ve altta kelebek var. Temel orantıyı maalesef uygulayamıyoruz. Herhangi bir değer yok. Şu eşitliği kullanmam lazım. O yüzden öncelikle sayısal değer yok burada aslında ama yine de ne olur ne olmaz şuraya bakalım. Hatırlarsanız açı ortayda da şey yapıyorduk arkadaşlar böyle e, da olmayabiliyordu yani böyle. E, yani şunu demek istiyorum İlk önce şunu söyleyeyim isterseniz. Kelebeğe baktığımız zaman hocam x'e 6 oran var sayısal oranlama yok. Açı ortayda da diyorduk X 6 oran varsa k katını yazmaya çekinmeyin. Zaten oranlama devam edecek. K'lar birbirini götürecek. E o yüzden burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın X'e 6 oran var ya. Hocam burası XK iken buraya yazacağım aşikar. Çünkü niye? Bununla bu birbirine eşit verilmiş. Şimdi burası X'in k katıysa o zaman burası da 6'nın k katı. Kelebeklik oran. X bölü 6. XK'ya 6K yazdık. E hocam XK ise burası da XK. Tamam. Şimdi şunlar birbirine paralel değil mi gençler? Paralel. Temalar 9'u kullanmak istiyorsak bak paralel doğrular C'ye sivriliyor. Sivrilen yerden hop şu bölü tamamı. Yaz kardeşim 9 bölü tamamı. 15 artı x eşittir. İlk ok nereye diyor? XK'ya. XK bölü. ikinci ok 6 k. 6 k'ya eşit olmak zorunda. Bak k'lar gidiyor. O yüzden x'in k katını hem açı ortayda hem de kenar ortayda yazabilirsin. Çünkü orada oranlama olduğu için k'lar birbirini götürebiliyor. İşler dişler yaptığımız zaman Buradan ne geldi? X çarpı 15 artı X eşittir. 9 çarpı 6 54 geldi. Arkadaşlar bunu dağıtıp çarpanlara ayırabilirsiniz ama aynı mantık. Burada sayısal değer düşünün bence. 54 ne 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 çarpma? 2 ile 27. 2 koysam olmuyor. Ya da 3 ile 18. X yerine 3 koysak. Hocam 3 ve 18 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. E buradan da X'i buradan kaç buluruz o zaman arkadaşlar? Böylelikle 3 buluruz. Yani cevabımız örnek 46'da böylelikle 3 çıktı arkadaşım. Geldik örnek 47'ye. Örnekler bitmiyor hocam ya. Evet arkadaşlar önemli bir konu o yüzden. Burada da bayağı 50 küsür tane soru yazmışım. Yani 50 küsür soruyla benzerliğin konu anlatımını hallediyorsunuz. Maşallah. Daha ne diyelim. Şimdi öncelikle AB ile CD birbirine paralel verilmiş. Hocam paralellerin üstünden şöyle bir geçelim. Şu ve şu birbirine paralel. Aa, bu paralel doğrular arasında kelebek var mı? Var. Hocam öncelikle oranlamaları da yazalım mı? Yazalım. Burası 2K e, bunlar 2 ve 3 dediği için buraya 3K desem buraya 2K oldu. 3 kere 2 6K. 6K o zaman e uzunluğu da 6K oldu. Evet burası 6K. Burası 2K. Ve Ali Bey uzunluğu da 3K. Şimdi sen 3K ve 2K'ya baktığın zaman ne fark ediyorsun kardeşim? Hocam şuradaki kelebeği fark ediyorum diyeceksin değil mi? Oranlarım, oranlamalar zaten bizi yönlendiriyor kardeşim. Yönlendiriyor. E hocam burada ne yapacağız? Şimdi burada bir kelebek var. 3'e 2. O zaman burada bu da 3'e 2 oran var ama soru bizi yönlendirir. 110 verilmiş. Neresi AD? Sen AD'ye yoğunlaşacaksın. E o zaman AD'ye bakacaksın. Hocam AD'de de yukarıdan aşağı 3'e 2 oran varsa AD'ye yoğunlaşacak olursam burası 3'e burası kaç olacak arkadaşlar? 2. Şöyle göstereyim isterseniz. 3'e 2. Yani A katını yazmayı unutmayın. Buraya mesela x diyorsunuz. Buraya 110 x diyorsunuz. 3 bölü 2 x bölü 110 eksi x, x diyorsunuz. Çıkar da işlem kalabalığı kardeşim gerek yok. Burası 3'e 2 oran olacak mı olacak. E hocam toplamda 5a eşittir. A uzunluğunu vermişti. 110 sa a buradan nedir? 5'e bölme kuralını unuttun mu yoksa? Sakın unutma. Hocam 0 at 2 ile çarp. 22 çıktı. O zaman burası kaç yaptı? 66. 2a dediğimiz kaç yaptı? E, 22 ise 44 yaptı arkadaş. Sonra ne yapacağız hocam? Sonra bir de şu 6K'yı da kullanmamız lazım. Hocam büyük üçgende de bir kelebek benzerliği var mı böyle? Var tabii ki. Nereye yoğunlaşacağız AD'ye. Büyükteki kelebekte de şu bölü şu. E, kelebekteki oran kaç? 3 bölü 8 değil mi? Evet. Yani burası 3'enken burası 8'en olacak. E hocam yine katı şeklinde yazınca bak güzel bir şekilde çıkıyor aslında. Toplam 11'en neye eşit? 110'a eşit. En de buradan kaç çıktı? 10 çıktı. N olsa burası 30 mu oldu? Evet. N olsa burası da 80 mi oldu? Evet. Fatma kare uzunluğu isteniyor bizden. X. Arkadaşlar 30 buldum. Burası X. Bak burası da 66. 30 artı X eşittir. 66 değil mi? Bak 30 ile X'in toplamı 66'ya eşit. E buradan da X'i kaç buluruz o zaman? 36 olarak buluruz. Yani örnek 47 böylelikle 36 çıktı. Evet ya kelebekten ne verilmişse oraya doğru yoğunlaşmayı da ihmal etmeyin arkadaşlar. Bakın burada kelebekler hem temalar adı hem kelebek çıkmadı. Kelebekler bazen böyle havada uçuşabiliyor. Yani birkaç tane birden gelebiliyor. İçiçe kelebekler bazen zor fark edilebiliyor. Ayrı ayrı böyle baktığınız zaman benim gibi yaparsanız sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Geldik örnek 48'e. Evet örnek 48'deki soruya bakalım bakalım ne diyor. ABC üçgeni biçimindeki şekil birdeki karton AD boyunca katlanıyor. Katlanmış eski haline geri getiriyoruz. Hop eski haline açtık kardeşim. Şu ve şu. E hocam burası nokta açısıymış. Burası nokta açısıyken bunu yazdık. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hop. Oh. Üst üste binen açılar da birbirine eşit. Şu açıyla şu açı eşit. Hocam şu açıyla da şu açı birbirine eşit mi? Eşit. Bak dikkat edin karışık olan yerlerde kaç eşitliğini genelde göstermiyoruz. Çok sıkışırsak buraya da giriz. Hocam ondan sonra bak burası 3 verilmiş. Hocam burası 3 ise burası da 3 mü? 3. Ben bu açıların eşitliğini kullanacağım. Burası noktayken katlandığında burası da nokta olur demiş. Burası da nokta oldu ya. Dikkat edin arkadaşlar ne çıktı burada? Hocam noktaya nokta. Ana şöyle bir Z kuralı sağlandı mı? Sağlandı. Yani burası ne oldu? Bunlar birbirine paralel oldu. Hocam paralellik var. Bak burada bir kelebek benzerliği çıktı. Kelebekteki oran kaça kaç? 1'e 2. E o zaman, o zaman bizden CK uzunluğu isteniyor. Şurası X iken burası nedir? 2X. Hatta burası A iken burası nedir arkadaşlar? 2A. E bunları yazdık. X'e 2X'e yazdık. Başka ne yapacağız? Hocam üstte binen kenarlar birbirine eşit. Buraya 3a bulduk ya. Burası da 3a olmaz mı arkadaşlar? 3a iken 3a. Katlamada üstte binen kenarlar birbirine eşit. E tamam yazdık. Başka ne var burada? Takıldık, kaldık. Takıldık, kaldık. Takılma. Katlamaya yoğunlaş. Hocam üstte binen kenarların hepsini kullandık mı? Kullandık. Üstte binen açıları şurada kullandık, buradakini de kullandık mı? Bak, buradakinde ne var? Bir üçgende açı açıortay çıktı arkadaşlar. Gördünüz mü? üst devinen açıların eşitliğini hem eşitliğini hem de kenarların eşitliğini hem açı eşitliğini hem de kenar eşitliğini kullandıran çok güzel bir katlama sorusu. Evet o zaman burada bir açı ortay doğrusu çıktığına göre kollardaki oran tabanda da olacak. Yani 3A bölü 2A eşittir 3 bölü X. Ya da 3'e 2 oran var 3'e 2 orandan direkt X'i zaten 2 bulursunuz arkadaşlar. Ya da ben direkt gösterdim. Koldaki oran şurada açı ortay çıktı. Tabandaki orana eşit. Ya da 3A'da a 3 ise Hocam A yerine 1 yazmış gibi 2 adede da 2 diyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Hocam X'i 2 bulduk. Bizden ne isteniyor? CK. CK uzunluğu da nedir? 2X olduğundan dolayı cevabımız da kaç yapar o zaman? 4 yapar arkadaşlar. Örnek 48 böylelikle 4 çıktı. Geldik örnek 49'a. Örnek 49'da ne demiş arkadaşlar? Örnek 49'da valla 16 var 20 var 15 var. Oo. Şurada da bir oran verilmiş. Oranı da kullanalım. Hocam eb'nin uzunluğu 2k iken AE'nin uzunluğu 3k demiş. Neredesin eb? Burası. Buradasın eb. Burası 3k iken eb. AE de EBE'nin uzunluğu 2kymiş. Özür. AE'nin uzunluğu da neymiş? 3kymiş. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu oranlamayı kullanacağım. Arkadaşlar, geometride oran kullanmak demek benzerlik demek. Bunu özellikle paralel kenarda ve yamukta konusuna geçince şuradaki yaptığım tekniği çok iyi bir şekilde anlayacaksınız. Diyoruz ya geometride zaman ila ilaçtır. Zaman ilerledikçe konuyu daha iyi bir şekilde kavrarsın diye hep söylüyorum ya. İlerleyen zamanda şu yaptığım tekniği anlayacaksınız arkadaşlar. Bir, Ben buradaki orandan gitmek istiyorum diyenleriniz olabilir. 2. Alfa eşitliğinden gitmek istiyorum diyenleriniz olabilir. Yani farklı bilgileri kullanarak farklı e, çözüm yöntemleri de karşımıza çıkabiliyor değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi burada ne yapabiliriz? Arkadaşlar burada oranı kullanmalıyız. Bak. İlk etapta bu oran kullanmak nedir? Beceremiyorsan şunu yap. Kepeki burası 3K'ya 2K olmuş olmasaydı. Hocam burası şöyle 3K 2K değil de eşitlik olmuş olsaydı. Hani oranın olduğu yeri eşitmiş gibi düşün. Ha, eşitlik gördüğünde ne gelecekti aklına? Bak emin ol daha rahat bir şekilde yaparsın. Orta taban. Hocam orta taban çizeceğim buradan. Ya böyle paralel çizeceğim ya böyle bir paralel çizeceğim. İşte burada oranlama olduğunda da aynı mantık arkadaşlar. Oranın mantığını kullanacaksın. O yüzden biz orta taban işledik ki daha önceden. İyi ki de işlemişiz. Burada işte bu paralel çizmeyi daha rahat bir şekilde yapabiliriz. Bakın burası 2K burası, burası 3K burası 2K'ydı. Şimdi oranlamayın mantığını kullanacağım. Oranlamanın mantığını kullanmak demek paralel çizmek demek. E, ee, ort tabandaki gibi ort taban çizmek gibi. Burada da paralel çizmek diyoruz. İki ihtimalin var. Ya sağa çizeceksin ya aşağı çizeceksin. Yani niye şu üçgende ya bu üçgenin şu kenar üzerinde olduğu için AB kenar üzerinde olduğu için ya sen AC'ye paralel çizeceksin ya da BC'ye paralel çizeceksin. Hangisi mantıklıydı orta Hocam üçgen oluşturan yani aşağıya kadar olan değil midir arkadaşlar? Evet. Paraleli çizdin. Hocam şu paraleli çizdik. Eyvallah. Bak paralel çizince 2'ye 3 oran var hocam. 2'ye 3 oran. Eksik parçaları tamamla. 2A iken 3A'yı yaz. A burada 5A eşittir 15 ise A'yı buradan kaç bulduk? 3 bulduk. Yani burası 6. Burası kaç çıktı? 9. Hocam şu paralel ya e, aynı zamanda şuradaki şeyi de kullanabiliriz. Hocam şuradan göstereyim de şurası karışmasın. Hocam şurada da şunun tamamını oranı yani 2A bölü 5A şurayı bulabiliriz en azından arkadaşlar. N bölü 20'ye eşittir? Evet 20'nin mantığında kullanmak istiyoruz. Onda da şu bölü tamamı N bölü 20'ye eşittir. 4, kat, 4 katından dolayı N'de kaç bulduk? 8 bulduk. Peki takıldık kaldık. Niye? Verilen bir bilgiyi kullanmadık. Neyi kullanmadık? Alfayı kullanmadık. Hocam şunlar paralel ya. Alfa burası da alfa olmaz mı yöndeş açıdan dolayı? Olur. Aa ne çıktı burada? Hocam şuradaki üçgende çok güzel bir şey çıktı. Bak. Hocam burada açı ortaylık çıktı. Açı ortayda dikkat edin. Koldaki oran 8 bölü 16. E o zaman burada tabandaki oran da 8 bölü 16. Yani 1'e 2 oran var. Burada da 1'e 2 oran olacağından. X direkt nedir? 12'dir. Ya da ben yazayım. Koldaki oran 8 bölü 16. Kollar oranı tabanlar oranı eşittir. 8 bölü 16 eşittir. 6 bölü x diyecek diyeceğiz. Buradan da x kaç çıkıyor arkadaşlar? 12 çıkıyor. Evet örnek 49'u böylelikle 12 bulduk. İşte oran mantığını kullanmanın mantığını size verdim. Yani benzerlikteki son uç nokta arkadaşlar bu. Bu arada karışık sorulara gelmişiz. Kelebek benzerliği bitmiş. Ee, karışık sorulara gelmişiz haberiniz olsun. Geldik şuraya örnek 50'ye. ABC bir üçgen ve şurada oranlamalar verilmiş. Hocam burası 5K iken burası da ne verilmiş? Baktığımız zaman 3K verilmiş. Hemen yazalım bunları. AC uzunluğu 5K. AE uzunluğu 2K ise 2K'yı yazdık. Pardon 3K ise 3 k yazdık. E o zaman buraya ne kaldı? 2K kaldı. Sonra burada hocam burası 5A iken burası da 2A verilmiş. O zaman BD'ye 2A yazalım. CD uzunluğunda 5A yazalım. Şimdi buradaki oranlamalar verilmiş. Oranlamanın mantığını kullanacağız. Arkadaşlar bu soruyu 5 farklı çözüm yöntemiyle çözebilirsiniz. Hangi çözüm yöntemi? İstersen şuradaki oranlamanın mantığını kullan. O zaman buradaki oranlamanın mantığından hocam ya buraya paralel çizeriz birinci yol ya da buraya paralel çizeriz ikinci yol. E hocam ben şuradaki oranlamanın mantığını kullanmak istiyorum. Oradan başlamak istiyorum derseniz de hocam ya buradan paralel çizeceksiniz ya da buradan paralel çizeceksiniz. Hani 3 ve 4. yol. Beşinci yolda var. O da ne? Menelos. Eskiden Menelos arkadaşlar aslında bu Menelos sorusu. Ama Menelos müfredattan kaldırıldı. Menelos varken bile ben Menelos'la anlatmıyordum zaten soruyu. Çünkü niye? Oranlama mantığını daha iyi kavrasın diye öğrenciler. E burada da gerçekten Menelos'a da gerek yok. Bakın dört farklı yol var. Ama yollardan hangisi daha kolaysa onu seçin. Mesela sen bunu böyle çizdin. Hocam 5'e 2 oran var. 5'e 2 oran 2K'yı paylaştıramazsın. Ya da şuradan paralel çizdin. Hocam Şuraya baktığın zaman 2 bölü 7 oran var ya 2 bölü 7 oran burada yazamazsın paylaşmıyor. Güzel bir şekilde paylaşmıyor. Mutlaka güzel bir şekilde paylaşılan bir şey vardır. Ha ister buradan paralel çizip siz yapın bunu. Yalnız AF isteniliyor. Bu yolu size bırakıyorum. Tamam ödev olsun şu. Bu yoldan da bulmayı öğrenin bakalım. Ee, ben buradan çizmeyeceğim. AF bütünsel lazım bana. Hangisi mantıklı sonu yapmaya çalışıyorum. Bak ne yaptım? Şu oranlamayı şöyle. Şuna paralel çizerek kullandım arkadaşlar. Yani şuna paralel çizdim ve benden şuradaki x uzunluğu isteniyor. Hocam şunun da şu birbirine paralel olduğundan 2'ye 3 oran var 2'ye 3 oran olacak. Yani burası 2a ise burası 3a olacak. E hocam burada da ne oldu? 4'ü kullanmalıyız artık. Bak şuradaki 4'e bakacak olursan bak 2 bölü 5 oran var. Hocam 2a'nın 5a'yı oranı eşittir 4 bölü n desek. Hocam 2 katı 2 katından n'i buradan 10 buluruz. Ve sonra burada da bir temel orantı var. 2'nin 5'e oranı var yine? 2A'nın 5A'yı oranı eşittir. N bölü N bölü kaç yaptı arkadaşlar? X artı 4 yaptı. E buradan e, burada şu N mi? N'i bulmuştuk galiba. N neydi arkadaşlar? 10'du. Niye ben burada 10 yazmadım? Şuraya bir 10 yazayım. Bakın N'i 10 bulduk ya. N burası 10. Yani 2A'nın 5A'yı oranı 10'un X artı 4'e oranı eşittir. Yazdık. E burada 2'deki 5 katıysa 5'teki de 5 katı. Yani x artı 4 eşittir 25 çıktı ve x de buradan kaç çıkar? 21 çıkar. Diğer türlüsü şuradan paralel çizmeli olan da size ödev olsun. Hatta diğer türlüsü şuradan paralel çizmeli de yapın bakalım deneyin. Çünkü böyle illa tam sayı çıkmak zorunda değil. Otur durumlarda nasıl davranacaksınız? Bir de onu da şöyle bir şey yapmanız lazım. Kavramanız lazım arkadaşlar. Tamam mı? Örnek 50'nin cevabını böylelikle 21 bulduk. Ve geldik örnek 51'e. Evet karışık ve yeni sorular arkadaşlar bunlar. Yukarıdaki şekilde evet düz bir zeminde zeminde doğrusal olacak biçimde Ali ağaç ve direk resmedilmiştir. Ali ağaç ve direk. Ali'nin kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Neyse. Ağaç ile direğin boyları sırasıyla 280 250 ve 280 Ali'nin ağaç ile direğe olan uzatlıysa 240 ve 340 santimetredir. Yani 240 iken tamamı 340 ya buraya da 100 santimetre kalmış arkadaşlar. Ali geriye doğru 60 santimetre gittiğinde direği görmeye başlıyor. O Ali buraya geldiğinde mesela tam buraya geldi ya direği görmeye başlıyormuş. Arkadaşım direği görmeye başlaması ne demek? Ağaçtan dolayı şöyle Ali'nin buraları bir yerlere gelmesi demek değil mi arkadaşım? Evet. Yani bizim Ali şöyle şuraya gelirse bizim direği görmeye başlıyormuş. Ne, ne kadar uzaklıkta arkadaşlar? 60 uzaklıkta. Evet. Soruyu anlayınca olay bitecek arkadaşlar. Şuradaki mesafede 60 olduğunda direği görüyor. Peki bize diyor ki Ali'nin gözleri yerden kaç santimetre uzaktır? Tabi gözlerinin mesafesi. Bak buradan baktığında direği göremiyor. Gözünün mesafesi tam buraya geldiğinde böyle direği görmeye başlıyor. İşte bize Ali'nin gözleri yerden ne kadar uzaktadır diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? E bizim eleman buraya geldi. E tamam. E arkadaşlar burada bu da zemine dik, bu da zemine dik, bu da zemine dik olduğundan bunlar paralel değil mi? Paralel. E paraleller varsa böyle temel oranlı işimiz değil miydi arkadaşlar? Evet bazılarınız böyle dışarı, dışarıya doğru uzatabilir aslında ama ben daha önceki videoda da söyledim. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Şöyle paralel çiziyorduk değil mi? E burada da bir yamuk var aslında. Paralel çizeceğiz ya da 90 var, 90 var. Dikdörtgen oluşturmuyor muyduk arkadaşlar? Evet. Dikdörtgen oluştursak şurada Ale'nin gözleri şu aynı mesafede şöyle dik, dikdörtgen oluşturunca Ali'nin gözlerinin mesafesine x desek x desek ya da x sonra da diyebiliriz. Ya diyelim x desek x desek x desek. Arkadaşım buraya ne kaldı? 280 eksi x mi kaldı? Evet. Hocam x iken buraya da 250 eksi x mi kaldı? Evet. Şimdi şurası kaç yaptı arkadaşım? Şuraya bakacak olursanız burası 240 ile 60 çünkü 60 metre geri geldiğinde diyor. Ee, burası 300 yaptı. E, burası da zaten kaç santimetre? 100 santimetre. E şimdi artık bir temel orantı çıktı mı? Çıktı. Hocam şunun tamamının oranı yani 300 bölü 400 eşittir. 250 eksi x bölü 280 eksi x'e eşit olacaktır arkadaşlar. Ya da ben direkt şey yaparım. Buna x demezdim de. 300 bölü 400 ya. Burası 3k burası 4k deyip öyle de işlem yapabilirdik. Ama neyse. Şunlar şunlar sadeleşti mi? Sadeleşti. İşler dışlar yapalım mı? Yapalım. Hocam e, burası 3 ile bunu çarpıyorum. 0, 3 kere 8, 24. 3 kere 2, 6, 840. Eksi 3x eşittir. 4 ile 250'yi çarptığımızda da 1000 mi yapıyor? Evet 1000 eksi 4x yaptı. Eksi 4x'i buraya attım. Artı 4x eksi 3x'ten x yaptı. 1000'den de 840 çıkınca 160 mı kaldı? Evet. Bizim elemanın gözleri yerden kaç santimetre uzaktaymış arkadaşlar? 160 santimetre uzaktaymış. Yani cevap 160 yaptı. Geldik bir sonraki soruya. Yukarıdaki şekilde mum ile mumdan 3 santimetre daha uzun olan bir vazo. Evet, mum ile mumdan 3 santimetre daha uzunmuş arkadaşlar vazo. Yani şu mumdan 3 santimetre daha uzun olduğunu şöyle gösterelim isterseniz. Evet, hatta şöyle 3 santimetre olduğunu gösterelim. Tamam, şurası 3 santimetre. Sonra ışığı fazla büyük çizmişiz. Ondan dolayı şöyle göstereyim. Normalde ışık, hadi şöyle olsun, ışık kaynağı böyle gitsin falan şeklinde olması lazım ama neyse. E, mumun tamamını şöyle alalım. Mumdan 3 santimetre daha uzunmuş arkadaşlar bu vazo. Evet mum yandığında vazonun zemine dik konumlu duvarda gölgesi oluşmaktadır. Mum belli bir süre yanıp biraz eridiğinde vazonun duvardaki gölgesi 12 santimetre uzamıştır. Arkadaşlar şimdi şuradaki bizim mesafemiz kaç? Şuradaki mesafe bizim vazomuz mumdan 3 santimetre daha uzun ya. Şurasının 3 olduğunu biliyoruz. Peki bizim mum biraz eridi şuraya kadar geldi. Mumun ışığı burada olsun mesela. Mumun ışığı buraya geldiğinde gölgesi nasıl olacak arkadaşlar? Bunun gölgesi hop şöyle mi olacak? Evet. Ya da biraz şöyle yapalım isterseniz. Bunun gölgesi şuralarda bir yerde mi olacak arkadaşlar? Hop şöyle bir şey olacak. Tamam. E bizim eleman eridi biraz. Mumun gölgesi de buraya geldi. Eridiğinde şuraya geldi. Duvardaki izi ne oluyormuş arkadaşlar? Duvardaki gölgesi 12 santimetre uzuyormuş. Yani şurası. Önceden burası 12 santimetre uzadıysa tamamı gölge oldu. Burası 12 oldu. Mumun gölgeye olan uzaklığı. Bak mumun gölgeye olan uzaklığı. Şuradaki uzaklık e, vazoya olan uzaklığının 7 katı olduğuna göre mumun gölgeye olan uzaklığı vazoya olan uzaklığının 7 katıysa mumun vazoya olan uzaklığına K dersem burası 7K mı olacak arkadaşlar? Evet. Buraya da K mı kaldı? Aynen öyle. Arkadaşlar bizim talis amca çıktı burada. Bak dikkat et. Hocam 1'e 6 oran var. O zaman burada da A ise burası 6A değil midir? Evet. Bu da zemin edik. Bu da zemin edik. Gençler burada ne çıktı? 1 kelebek benzerliğe çıkmadı mı? Çıktı. Kelebekteki oran kaça kaç arkadaşlar? Kelebekteki oran 1'e 2. O zaman 12 ise burada uzun kaç olacaktır? 6 olacaktır. E son durumda vazo mumdan kaç santimetre uzundur diye soruluyor arkadaşlar. Bizim vazomuz 6 santimetre daha eridi mi? Eridi. Hocam 6 santimetre daha eriyince Son durumda bizim mumumuz şu kadarlık mesafe yaptı. Mumumuz bu kadarlık mesafe yaptı. Vazomuz ne kadar uzakta oldu? Ee, büyük oldu. 6 değil. Önceden de 3 cm daha uzundu. Şimdi kaç oldu arkadaşlar? 9 mu? 6 artı 3'ten cevabı kaç bulduk? 9 bulduk arkadaşlar. Evet. Böyle gölge yansımasından dolayı duvara dik olmasından dolayı bakın ne çıktı burada? Kelebek çıktı. Bu da o bakımdan güzel bir soru arkadaşlar. Evet örnek 52'yi böylelikle 9 bulduk geldik örnek 53'e. Evet gençler. Yukarıdaki şekilde prizma biçimindeki iki cismin günün belli bir saatinde zeminde ve duvarda oluşturdukları gölge boyları santimetre cinsinden verilmiştir. Evet günün belli bir saatinde arkadaşlar dörtgen 6 olmuş, sekizgen 9 ve duvarda da bir gölgesi oluşmuş. Arkadaşım bizim ışık geliyor mu? Geliyor. Bizim ışık nasıl geliyor? Bizim ışık gelince bak böyle zeminle şu kadarlık bir açı yaptıysa e bizim ışık böyle geldiği zaman zeminle e, normalde duvar olmasaydı şöyle olacaktı değil mi arkadaşlar? Duvarla gölgesi buraya kadar yapmış. Duvar olmasaydı gölgemiz böyle mi olacaktı? Evet. Yani şunu şöyle çizeyim isterseniz. Gölge böyle oluştu ya. Şöyle bir şey olacaktı arkadaşlar. E, evet, duvar olmasaydı gölgemiz böyle bir şey olacak. E hocam bizim ışık aynı güneşten geliyor ya da ışından geliyor ya. Bizim güneş mesela buradaysa, güneşimiz ya da ışık kaynağımız buradaysa arkadaşlar, şu vurduğu açı, bu vurduğu açı, şuradaki açıların birbirinin tıpkısının aynısı olmaz mı arkadaşlar? Olur değil mi? E çünkü e, aynı ışınlarla geliyor. O zaman aynı derecelik açı yapmak zorunda arkadaşım. E burada ne çıktı arkadaşlar? Alfa 90, burası beta. Hocam alfa 90, burası beta oldu. Yani burada bir benzerlik çıktı arkadaşlar. Alfa beta 90 alfa beta 90 oldu. Hatta şurada duvarda zemin edik ya beta ise burası da beta değil mi? Evet. Hocam şuradaki sayısal değerden dolayı artık ben şuradaki x'i bulurum. Hocam şurada alfa beta ve alfa beta. İsterseniz bakın bunu ÖSYM'de de soruldu. Tanjant alfadan da yapabilirsiniz. Direkt hocam tanjant alfa 4 bölü 6'ya eşit. Burası 4 ya. Burada da tanjant alfa 8 bölü x'e eşit deyip oradan yapabilirsiniz. Ya da Alfa benzerliğini bulduk ya. Alfanın karşısı 4'ün. Alfanın karşısı 8 oranı eşittir. Betanın karşısı 6'nın. Betanın karşısı x oranı deyip 2 katı 2 katından x'i 12 bulursunuz. Hocam x 12 çıktı. Bizden ne isteniyor? Şurası isteniyor arkadaşlar. E artık 9'u da kullanabiliriz. Sonuçta şunlar duvar zeminedik ya. Bu da zeminedik ya. Bir temel orantı çıktı mı arkadaşlar? Burada çıktı. Şunun tamamını oranı. Yani 12 bölü tamamı 21 eşittir. 8 bölü soru işaretine eşit olmaz mı arkadaşlar? Evet soru işareti buradan 21 çarpı 8 bölü 12 mi çıktı? Aynen öyle. 4'e bölsen 4'e bölsen 2 3. 3'e bölsen 3'e bölsen 7. Soru işareti de buradan neye eşit oldu arkadaşlar? 14'e eşit oldu. Güzel bir soru arkadaşlar. Kolay bir soru. Bu arada hocam şu üçgenle büyük üçgende de benzerlik yapabiliriz diyebilirdiniz. Yani biz burayı artık 21 bulduk ya. Alfa'nın karşısı soru işaretinde alfa'nın karşısı 4'e, beta'nın karşısı 21'in beta'nın karşısı 6'ya oranında diyebilirdiniz arkadaşlar. Evet, sorumuz buradan böylelikle 14 bulundu. Geldik el örnek 54'e. Yani benzerliğin son sorusuna geldik arkadaşlar. Evet, uzun bir video oldu. Farkındayım. Şu an kaç dakika geçmiş bakıyorum. 35 dakika geçmiş. Galiba 40 dakikayı tamamlayacağız ama uzun olmasının sebebi benim. Çünkü niye? Ya Detaylı bir şekilde arkadaşlar en ince ayrıntısına kadar veriyorum ya. Son videoda biraz uzun olsun. Ama hiç kafanız patladı mı bence patlamadı. Yani e, güzel sorular var gerçekten. Artık işi öğrendiniz. Neyse hala konuşmaya devam ediyorum. Gençler şuraya baktığımızda renkleri dışında birbirine özdeş olan 12 dikdörtgenin kenarları yapıştırılarak ABCD dikdörtgeni oluşturuluyor. Evet şurası oluşturulmuş. BD köşegeni çizildiğinde köşegenin sarı dikdörtgenler içinde kalan parçasının uzunluğu 11'in verilmiş. Evet şurası 11'in verilmiş. Hocam şurası 11'im. Aklımın bir köşesinde bulunsun. Şu ve şurası 11'im. BD uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Hmm. Hocam dikdörtgenler bunlar. Karşılık kenarlar birbirine paralel. E hocam bunlar birbirine paralel ve eş dikdörtgenler ya bunlar. Bakın şunlar birbirine eşit değil mi? Eşit. O zaman ben şu paralelliklere bakacak olursam ne oluyor arkadaşım? Hocam şu parça şu parça şu parça ve şu parça birbirine eşit olmak zorunda mı? Olmak zorunda. Tekrar söylüyorum şu temel orantılardan dolayı eşit 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 eşitse hocam eşit 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 yapmak zorunda. Peki dikeylere bakacak olursak dikeyler de aynı şekilde hocam şu eşit şu eşit şu eşit olduysa dikeyin böldüğü yere kadar olan kısım şu parça. Sonra dikeyin böldüğü yere kadar olan parça bu parça. Hocam bu da dikeyin olduğu yere kadar olan bu parça birbirine eşit değil midir? Eşittir. Bu arada şöyle şey de yapabilirdiniz hocam. Hocam burada 1'e 2 oran var. Şurada kelebek benzerliğinden de gidebilirim diye görebilirsiniz belki arkadaşlar. Ama ben direkt yataylara yoğunlaşınca şunların eşit olduğunu dikeylere yoğunlaşınca bunlar da eşit olduğundan şuradaki parçaların da eşit olduğunu buldum. Arkadaşlar aynı doğru parçasından bahsediyorum. Bir kaç parçaya bölünmüş? 4 parçaya bölünmüş. Bir de burada 3 parçaya bölünmüş. E 4 parçaya bölünmüş. Biri de 3 parçaya bölünmüş. E ben burada isterseniz buna 3'ün katı mı desem? Değil mi? Şuna ya bu 3 parçaya bölünene 4'ün katı mı desem? 4K, 4K, 4K mı desem? Çünkü 4'ün katı yazarsam en azından 4 parçaya bölünmüş ya 4'e bölmesi kolay olur. Yoksa işte buraya a a a derseniz yine sıkıntı yaşarsınız. Ya da daha sağlıklı olanını söyleyeyim mi size? Şöyle Hocam burası hem 3'ün katı hem de burası 4'ün katı. Hem 3'ün katı hem de 4'ün katı ne var arkadaşlar? BD uzunluğuna direkt hem de 3'ün katı hem de 4'ün katı. 3 çarpı 4 12K demeniz daha sağlıklı. Hocam 12K ise burası o zaman her bir mavi çizgi 3 parçaya böldüğü için o zaman burası 4K, burası 4K, burası da 4K oldu. Hocam 12'yi de 4 parçaya bölmüş kırmızı çizgi. Kırmızı çizgiler de 4 parçaya böldüğü için Hocam burası 3K. Burası da 3K. Burası da 3K. Burası da 3K oldu mu? Oldu. Dikkat et. 3K iken şuraya kadar olan kısım 4K'ydı. Buraya K mı kaldı? Evet. Şuraya kadar olan kısım 3K. Buraya 2K kaldı. Buraya kadar olan kısım 4K. O zaman buraya da 2K kaldı. E şuraya kadar olan kısım 3K. Buraya K kaldı. Dikkat edin burası da 4K sağlandı. Bak içerideki kısım sana kaç verilmiş? Hocam 2, 4, 5K. 10 verilmiş. 5K eşittir 10 sa K'yı buradan sen kaç buldun? 2 buldun. BD uzunluğu isteniliyor bizden. BD uzunluğu da 12K değil mi? BD uzunluğu da 12K olduğundan dolayı K yerine 2 yazarsak cevap 24 yapar. Çok farklı çözüm yöntemleri var. İster buradaki kelebekten yap. İstersen şuradaki kelebeğe dal. Şöyle. İstersen temel orantılardan yap. Ben mesela burada şu temel orantılardan yaptığım zaman eşitleri yazınca ya da şu dikeylere önemli olan yatayların paralel olması dikeylerin paralel olması. Önemli olan bu şekilde paralellikleri kullanmak. Yani şuradaki oranlamaları kullanmak arkadaşlar. Sen kelebek benzerliğiyle kelebek benzerliğiyle de bunu yapabilirsin zaten. Herhangi bir şekilde. Bence sıkıntı yok. Ee, bazı sorularda da hatta kelebek daha kolay oluyor. Ama burada sanki bu daha kolay çıktı. Çok da güzel bir soru arkadaşlar. Gerçekten Hoş bir soru. Bu sorular sizi geliştirecek sorulardır arkadaşlar. Evet, örnek yoğunluğu fazlaydı ve biraz videomuz uzun oldu ve böylelikle benzerliği bitirdik gençler. Artık sizden kralı yok. Bir de alanı bitirirseniz var ya of demeyin keyfinize. Arkadaşlar en önemli yerlerden birini bitirdik. Bunun ileride çok faydasını göreceksiniz. İnanmıyorsanız biraz bekleyin. Bir 4-5 hafta sonra göreceksiniz nasıl faydalanacaksınız bu konulardan var ya ele ele paraya kenar konusuna geldiğinizde o kadar çok faydalandığınızı göreceksiniz ki. Neyse o zaman geldiğinde anlatırız. Gençler böylelikle bitirdik. Neyi bitirdik? Buradaki konu anlatımını benzerlik konu anlatımını bitirdik. O zaman ne diyoruz? Haftaya diyelim. Haftalık kontrol ediyorsunuz ya. Haftaya alan konusun konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.